kuşların beka mülküne vakıf olmaları. Söz üzerine böyle güzel bir perde çekilerek sorular da cevaplar da bitti. Kuşlar bu sözlerden öyle bir hale düştü ki bunu hiçbir akıl hayal edemez. Hepsi de bu işi çözmenin mümkün olmadığını ve bu topluluğun bu durumu halletmeye layık olmadığını anladı. Bu sebepten hepsi hayal kırıklığına uğrayıp hüzün ve sıkıntılara düştü. Hüdhüd'ün bu can alıcı sözlerinden etkilenince hepsinin kalbinden feryat dumanı yükseldi. Bu işe vakıf olup korkudan birçoğu öldü. Geriye kalanlar hayretle yola devam etti. Yıllarca durmadan kanat çırptılar. Önlerine çıkan sıkıntı ve belalardan kaçmadılar. Böylece kendilerinden geçinceye kadar türlü yolları geçtiler. Yolculukta başlarına gelenleri açıklamak mümkün olmaz. Sen de bu yolda sıkıntılarla karşılaşırsan, ancak o zaman onların nasıl engellerden geçtiğini ve nasıl kan yuttuklarını anlarsın. Dert ve sıkıntılara düşen bu biçare kuşlardan az bir kısmı can ve tenleri yanar halde maksada ulaştı. Çünkü yol uzun, afetler çok, dert ve sıkıntı sayısızdı. Bazı kuşlar öldü, bazısı hasta olup yolunu kaybetti. Yüzlerce keder fırtınası esip birkaç yolcunun ömür bağını kopardı. İşte bu yolda böyle sıkıntılı olaylar çoktu ve kuşların birçoğunu helak etti. Sonunda türlü sıkıntılara uğrayan yüz binlerce kuştan sadece 30'u yorgun ve zayıf halde son durağa ulaştı. Vücutlarında hiçbir tüy kalmamış, çürümüş ve paramparça bir odun gibiydiler. Vücutları yol kederlerinden güçsüz, canları dert ve sıkıntıdan harap olmuştu. Ulaştıkları yolda yüksek ve geniş bir tepe gördüler. Orası öyle bir yerdi ki bunu anlamaktan akıl acizdi. Bütün felek oradaki bir çöpten bile küçüktü. Burada istina bulutundan yağmur yağıyor, gök gürültüsüyle sık sık şimşekler çakıyordu. Sanki aleme bela fırtınası düşmüş de bela şimşeği feleği yakarak kül etmişti. Yedi gök bir avuç toprak gibiydi. Cennetteki sedir ve tuğba ağaçları bir çöp gibi değersizdi. Kuşların hepsi hallerine hayran olarak acizliklerinden perişan oldu. Orada yüzlerce parlak güneş bir zerrenin yüzde biri kadar küçüktü. Kuşların vücutları yanarak ''Halimize yazıklar olsun. Biz hayal kırıklığına uğramış 30 kuşuz. Gönlümüze halledilemeyecek bir işin sevdası düştü. Yol sıkıntılarını çekip her an ölümle yüzleştik. Ömrümüzü harcayıp yoluna düştüğümüz maksat bu muydu? Burası öyle büyük bir dergah ki bizim için burada ne yer var ne de hesaplaşma.'' diye dertlendiler. Her nefeste ümitleri kesildi ve kalpleri kırıldı. Sıkıntılarına çare bulamayan bu birkaç şaşkın kuşun bir daha uçmaya güçleri yoktu. Uçsalar bile yeniden dert ve keder içinde kalmaya tahammülleri. Birden perde arkasından devlet kuşu olarak bir izzet elçisi geldi. Yüz bela ipiyle bağlanan hayrete düşmüş bu hasta kuşları gördü ve onlara ''Bu nasıl bir topluluk? Binlerce belaya uğramış, bu belalarda la'dan başka bir şey bulamamış. Hepsi şaşkın ve perişan. Bunlarda aşağılanmadan başka bir şey görünmüyor.'' dedi. Kuşlar şöyle cevap verdiler. ''Bizler boşa emek harcayan, çaresiz ve değersiz kuşlarız. Kendimize bir padişah ve dergah arayarak bu sıkıntılı yola çıktık. Padişahsız bir orduyduk. Bir padişah olmadıkça nasıl asker olunabilir? Ömrümüz yollarda sıkıntı çekerek geçti. Binlerce asker vardı. Sayısını idrak etmeye insan aklı acizdir. Ancak onların çoğu bu zorlu yola girip menzile ulaşamadan helak oldu. Sadece 30 kuş buraya ulaştı. İstediğimiz tek şey Simurg'un bizlere padişah olması ve yaptığımız iyilik ve kötülüklerden haberdar olmasıydı. Eğer padişah bu isteğimizi kabul ederse bizim gibi esirler ona kulluk etmeyi kabul ederiz.'' Elçi kuşların söylediklerini dinleyip şöyle dedi. ''Ey yanılmış sürü! Sizler aklınızdan da ayrılmışsınız. Şaşkınlıkla kafanıza böyle kötü hayaller yerleşmiş. Bu halinizle nasıl o padişahı zikrediyorsunuz?
Böyle fikirler gönlünüze nasıl yol buldu? Sizler hiçsiniz. Hatta hiçten de küçüksünüz. Ancak yine de bu yanlış düşüncelerinizden memnunsunuz. Böyle hiç olup da macera perestlik yaparak kendinizi var mı zannettiniz? Sizin için ne sayı var, ne hesaplaşma, ne de varlık. Siz kendinizi var sanıyorsunuz ama yoksunuz. Gönlünüz boş hayallerle dolu. İddialarınızsa boş. Burası öyle muazzam bir yerdir ki burada 100.000 güneş bile zerre kadar gözükmez. Burada 100.000'lerce fil bile ölü bir sivrisinek gibidir. Sizler burada ne varsınız ne yoksunuz. Belki sizin var olmanız yok olmanızdan daha küçüktür. Daha fazla boş konuşmadan hemen geri dönün. Demek istediğiniz bir şey varsa yolda konuşursunuz. Bu sözleri duyunca kuşların aklı başından gitti ve dilleri lal oldu. Hepsi ümitsizlik ateşine düştü ve ölmeyi istedi. Kendi kendilerine şöyle diyorlardı. Bize yazıklar olsun. Çabalarımız boşa gitti. Böyle büyük bir padişahın önünde bizim gibi birkaç zerrenin değeri olur mu? Bunca zaman gayretle yaptığımız işlere, arzu ve ümitlerimize yazıklar olsun. Hepsinin yerini hüsran aldı. Talep ve gayret yolunda bizim gibi hüsrana düşmüş bir topluluk var mıdır?